أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين. مسنوي نورية من حباب bölümünden inşallah okumaya devam ediyoruz kaldığımız yerde. Kaldığımız paragraf şöyle başlıyor. İlem ey hitabeti umumiye sıfatıyla gazete lisanıyla konferans veren muharrir. Evet. Elinde kitap olmayanlar Muhammed Emin'in vermiş olduğu linkten herhalde burayı indirebilirler, bu verdiğiniz link kullanmak suretiyle. Kitaptan takip edilse çok daha herhalde konsantre olmak mümkün olur. Daha güzel anlaşılır. İlem ey hitabeti umumiye sıfatıyla umuma muhatap oluyoruz sıfatıyla gazete lisanıyla konferans veren muharrir. Gazete aracılığıyla insanlara konferans veren, konuşan yazar, muharrir. Sen gazete köşe yazarı veya her neyse gazetede yazı yazan insan, muharrir. Sen kendi nefsini aşağı göstermeye ve nedamet ederek kusurlarını ilan etmeye hakkın var. Yani kendi hatanı bahsedebilirsin. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta, bir kişinin Müslüman olarak kendi zafiyetlerinden bahsetmesi. Mesela namazımızı doğru dürüst kılmıyoruz, hem Allah'a inanıyoruz diyoruz, hem gaflet içinde yaşıyoruz, ahiret var diyoruz, dünyaya gömüldük gittik. Kendi adımıza böyle konuşabiliriz. Müslümanlar olarak kendi zafiyetlerimizi dile getirebiliriz. Kişi eksikliklerinden bahsedebiliriz. Kişisel zafiyetlerden bahsedebiliriz. Bunu gazete muharriri olsak da böyle yapabiliriz. Gazetede muharrir olmasak, gazetede yazmıyorum ki dediğimizde bile bu önemli bir usuldür. Kendi konuşmalarımızda Müslüman dünyasının halini gündeme getirdiğimiz zaman Müslüman kişilerin, Müslüman olarak kendilerini tanımış olan kişilerin zafiyetlerinden ya da toplumların zafiyetlerinden bahsedebiliriz. Genellikle bu benim çok dikkatimi çekiyor. İnsanlar özellikle İslam dünyasında ne olup bittiğini tanımak isteyen, merak eden insanlar, ki bunlar Müslüman olmayan toplumlarda daha çok var. Müslüman olan toplumlarda herkes ya tutturmuş gidiyor ben Müslümanım diye, ya da yok canım bu saçmalıklarla kim uğraşacak diyor, geri kafalı örümce kafalı insanlar diyor bunlar, cahil cühelayla işim yok benim diyor, ben modern hayatın tatlı zevkleriyle, bilimsel açıklamalarıyla aydın kafalı bir kişi olarak bunlarla uğraşmayacağım diyor, kendini kandırıyor. Ama yani bir tavırla herkes kendisine bir kule yapmış, o kulede yaşayıp gidiyor. Fakat İslam dünyasının, Müslümanların bulunduğu coğrafyanın dışındaki insanlar çok merak ediyorlar. Bu merakı öldürmek için diyorlar ki, buna oryantalizm denir, buna çok iyi anlamamız lazım. Diyorlar ki, siz İslam'ı merak ediyorsunuz, haklısınız, tabii ben de merak ettim diyor. Araştırdım diyor, İslam'ı değil, Müslümanları anlatıyor. Müslümanların zafiyetlerini anlatıyor.
ona da İslami bir kalıp takıp işte şöyle bir hadis varmış, şöyle bir ayet varmış da ondan böyle yapıyorlar diye hemen hiç ama dikkatli, ciddi bir çalışma yapmadan yüzeysel bir ilişkilendirme ile bunların bu hareketleri bu kendi dinlerinin özelliklerinden kaynaklanıyor diyor. Bu çok önemli bir sapmadır. Dünyada bunun için trilyon dolarlar harcanıyor. Çok önemli bir olay bu. Çok büyük siyasi antrikalar dönüyor. Çünkü insanlar insan olarak İslamiyet'i merak ediyorlar. Affedersin. Bu değişik konuşan insanlar nedir? Nereden değişik konuşuyorlar? Bunlar bizim gibi konuşmuyorlar. Özellikle arkadaşlar, gerek kilise, gerekse sinagog gibi ya da temple gibi dini kurumların dinlerinin takdim ediş şekillerinden tatmin olamamış insanlar, fıtri olarak milyarlarca insan var böyle. Milyarlarca, bir milyon demiyorum, milyar, kasıtlı olarak söylüyorum bu rakamı, bilinçli olarak söylüyorum. İnsan var, tatmin olmuyorlar ve peki diyorlar, alternatif içi aramaya giriyorlar. İşte bu milyarlarca alternatif arayan insanlara diyorlar ki bir cevap vermemiz lazım yoksa hepsini kaçıracağız diyorlar. Ne cevabı verelim? Ya bu onların merak ettiği şeyi biz önceden çalışalım, onların hoşuna gitmeyecek şekilde takdim edelim, kapatalım bu işi, onların dünyaları ne olacak, iş değil bu diyelim, başka konulara gitsinler. Çünkü arkadaş, Kur'an'ı eline alan daha yani daha 3-5 gün önce yaşadığımız bir olay söyleyeyim. O da bir kişi kendi dünyasından, evlilik mevlilik dolayısıyla Müslüman olmuş hikayelerinden değil, gerçekten eline bir vesileyle soruyup soruşturuyor falan. Kendisi Hristiyan bir background'dan geliyor. Eşi de Hristiyan bir background'dan geliyor. Eşi böyle çok sorun sormaları üzerine, sorması üzerine böyle hakikaten hayatıyla ilgili sorular soruyor. Varlığıyla ilgili sorular soruyor. Yani ne bu hayatımız böyle, ne böyle çabalayıp duruyoruz, bunun anlamı ne, nasıl olsa ölüp gideceğiz falan. Tabii eşinin paçalar tutuşuyor. Bu kişi galiba eşi intihar edip bu işi bitirecek herhalde. Başımıza dert. Çocuk da var ortada. Kim bakacak, kim edecek değil mi? Bu sefer diyor ki dur ya, ben buna bir Kur'an alayım vereyim diyor. Ne bu Kur'an, hani çevrede de duyuyor ya, değişik bir dünya anlayışı varmış. Öyle kiliselerde anlatıldığı gibi işte sen inan gitsin canım diyen cinsten bir şey değilmiş. Sonra onlar hani herkes diyor ya, birisine Allah diyorlar falan, yapılacak iş değil buna, bunu benim külahıma anlat diyorlar ya. Çok insan diyor bunu ha. Öyle çok küçük bir sayı olarak düşünmeyin, milyar insan böyle diyor. Böyle diyorlar ama ben ona inanmıyorum, ama yine de hani başka dinsiz mi olalım şimdi deyip din içerisinde kalıyorlar. Buna çok iyi dikkat edin. Çünkü yanlış da olsa bir din içerisinde kalmak dinsiz olmaktan daha iyidir diyen milyarlarca insan var. Onlar biz Allah'a inanıyoruz ama işte bizim cahil papaz böyle diyor, böyle yorumluyorlar, bu pek kafama yatmıyor ama falan diye. Bunların bir araştırmaya girmeleri kadar normal bir beklenti olamaz arkadaşlar. Tabii insanlar, şöyle söyleyeyim ben size, bunun içerisinde ekonomik endişeler var, teknolojinin gelişmesi endişeleri var, kolonizasyon meseleleri var, politik hedefler var. Milyonlarca dolar harcıyorlar gidip de bir yani meşhur olduğu için söylüyorum, her tarafa gidiyorlar da Afrika'nın bir bölgesine gidip de oradaki insanlara Hristiyanlık anlatıyor milyonlarca, ama kendi memleketindeki insan elinden gidiyor. Bunun için milyar trilyon dolarları niye harcamasın? Çünkü toplu kaymalar olacak eğer dikkat etmezlerse, bunu korkuyorlar. Çünkü bu işin içerisinde
din değiştirmek demek, kültür değişimini, kültür değişimi demek, hayat tarzı değişimini, hayat tarzı değişimi demek de mevcut düzeni sorgulanması demeyi geliyor. Herkes bunu biliyor. Yalnız birkaç tane saf dil Müslüman farkında değil. Herkes bunu biliyor. Bunun için dur arkadaş, elimizden ipleri elimizden kaçıracağız diyenler buna bir çare alıyorlar. Nedir? İslam'a olan merakı susturmak, öldürmek. Nasıl yapacak bunu? Kendisi bilmezse ne yapacak bunu? Kendisi diyor ki biz öğrenelim bunu. Öyle bir takdim edelim ki insanların merakı bu konuda ölsün, uyuşsun en azından, ya da ilgi alanına girmesin. Başka bir dinle meşgul olmaya kalkıyor böyle ısrar edenler. Yani Budizm'e gidiyor, Hinduizm'e dönemiyorsunuz da Budizm'e dönmek mümkün. Yani Budizm'e convert etmek, din değiştirmek mümkün, Hinduizm'e değil. Onun için Budistler kendilerinin dinine çok çağırıyorlar. Hinduların öyle bir problemi yok. Her neyse, Budizm'e gidiliyor, gitsin. Çünkü o insanların dünyasını değiştirmiyor. Değişik bir dünya anlayışıyla onların politik yapılanmasını etkileyecek bir formülle gelmiyor. Bunlar önemli, önemli. Tekrar diyorum, benim için çok önemli noktalara dikkat etmemiz lazım. Her neyse, çalışıyorlar İslam'ı, ama İslam'ı değil Müslümanları. İslam'ı çalışmamak için ya da çarptırabilecekleri yerleriyle İslam'ı çalışıyorlar. Müslümanları çalışıyorlar. Müslümanların hallerini sergiliyorlar, sergileyebildikleri kadar, ve diyorlar ki işte ne olacak? Müslüman, yani İslam dininin ürünleri bunlar diyorlar. Siz bunun, bu insanlar gibi mi olmak istiyorsunuz? Bu dini araştırıp da, bu dinin neler önerdiğini inceleyip de, bu dinden bir şeyler alıp sonunda geleceğiniz yer işte şu Müslümanların olduğu pozisyona gelirsiniz demeye getiriyorlar. Onun için ben hep şaka yapıyorum, aman arkadaş, işsiz güçsüz kaldıysan size bir iş alanı söyleyeyim. İslam'da kadın, gidip Afganistan'da kadınların fotoğraflarını çekin, hemen size bir doktora için, doktora yapmanız için size burs verirler. İş alanı açıldı, gördünüz mü? İşsiz kalanlara duyuru. Yeter ki Müslümanlara bakıp, Müslümanların halini sergileyip, sonunda sessiz bir şekilde işte İslam bu canım demeye gelecek bir sonuç sunan çalışma yapın. Her türlü imkanlar ayağınızın altına gelir arkadaşlar. Yeter ki siz bu konuya ne derler, kollarınızı bir sıvayın. Neden bu çok önemli? Said-i Nursi burada, Allah razı olsun, diyor ki sen kendi nefsini aşağı göstermeye, nedamet ederek kusurlarını ilan etmeye hakkın var. Sen bu insan, bir insan olarak ben Müslümanım veya Müslüman toplumdan birisiyim diyerek, Müslüman olarak kendi zafiyetlerinden, kendi eksikliklerinden bahsedebilirsin. Fakat burayı okuyorum, konuyu benim alan değiştirdim. Çünkü bu yazı 1922'de İstanbul'da Meşrutiyet döneminin heyecanıyla o dönemde Avrupa hayranlığı yapan insanların gazetelerde Batı gelişmişliğinin bezirganlığı yaptığı dönemde yazılmış. Bu arkadaşı sen kendi eksikliklerinden bahset, İslam hakkında konuşamazsın çünkü bilmiyorsun diyen bir yazı. Fakat şair-i İslamiye'ye zıt, şimdi bunu okuyorum, ve muhalif olan herzelerle İslamiyet'i lekelendirmeye gayet hakkın yoktur. Pardon, katiyen hakkın yoktur. Bunu söylerken dikkat ederseniz kişiler ile, kişilerin bir din, bir anlayış, bir ideoloji ile olan ilişkisi ile o anlayışa, o dine mensup, o dinin bizzat kendisi, o anlayışın bizzat kendisi arasındaki farkı ortaya konulması gerektiğini anlıyorum bir açıdan.
Ama bu makalenin veya bu parçanın yazıldığı dönemin bir problemine işaret etmesi açısından bakmıyorum. Bunu bahane ederek, buradaki ölçüyü, usulü alarak şimdiki benim yaşadığım probleme getiriyorum. Arkadaş iyi dikkat et, İslam'ın hakikatleri, Kur'an'ın hakikatleri başkadır. Senin, benim, Müslüman olarak camide konuşan insanların, din adına konuşan, yapılan yorumların veya Müslüman diye bilinen toplumların oluşturdukları hayat tarzı ya da yaşam tarzı veya onların hayatlarından aldığımız kesitler, İslam'ın bizzat kendisini temsil etmesi bakımından ilişkisiz olan iki ayrı kategoridir. Ama canım, Müslümanlık da böyle bir şey olmasaydı da böyle de bir meyve çıkar mıydı? Evet, çıkmazdı aslında, ama Müslümanlık, yani İslamiyet'in eğitiminden neredeyse yüzyıllardan beri mahrum bırakılmış insanlardan İslamiyet'i temsil edecek bir medeniyetin çıkmasını beklemek mantıksızlıktır. Hepimiz ortada değil miyiz arkadaş? Hepimiz görmüyor muyuz? İslami eğitim yapan bir okul açamazsın. Tıp okulu açar mısın? Açarsın. Elbise dikme okulu açar mısın? Açarsın. Özel okul. Açarsın. Buna bir şeyler diyor. Şimdi aklıma gelmedi. Elbise dikme dediği. Hatırlayamadım kelimeyi. Model denmez de. Ne denir ona? Tekstilde stilistik okulu açarsın. Açarsın. Serbestsin. Din eğitimi yapan okul açamazsın. Niye? Moda tasarımı, Allah razı olsun. Niye kardeş? Yok efendim, ikilik çıkarız. Ya stilistik moda tasarımı yapan insanlar da değişik moda tasarımlarla gelecekler. İkilik değil, 2000'lik çıkaracaklar ortaya. 2000 ayrı model çıkacak. Ha efendim, çeşitlilik güzelliktir. Yani bakın, farklılık güzelliktir. Peki ben din eğitimi yapacağım. Sen onu parasıyla değil mi kardeşim? Halk parasını veriyor, ben yapıyorum. Ben niye okul açamıyorum? Açamazsın kardeşim. Fransız eğitim okulu yapan açarsın. Grikçe eğitim yapan okul açarsın. Açabilirsin. Erkeksen açma. Vallahi bütün Avrupa başının etini yer. Tamam mı? Açarsın. Grikçe yapan eğitim yapan okul açarsın. Hibruce yapan eğitim okul açarsın. Mecbursun açmaya, açtırmaya. Neye? Çünkü ne diyorlar? Politik baskılar var. Evet. İngilizce eğitim okulunu açtığın zaman takdirname alırsın. Ah, ne kadar ilerici arkadaş. Peki Arapça eğitim yapan okul açtığın zaman sopanı yersin. Neden? Neden kardeş? Bakın, büyük, önemli, müthiş bir baskı altındayız. Müslüman diye bilinen insanların dinini öğrenmesi mümkün değil ki. Tamamen kontrollü, saptırılmış bir eğitime tabi tutulmuşuz yıllardan beri. Hatta yanlış anlaşılmasın, belli bir noktayı eleştirmek için söylemiyorum, ama vaka bu, yüzyıllardan beri. İyi niyetle kötü niyetle insanlar hep böyle yapmışlar. İyi niyetle kötü niyetle. Bunların bilincinde olmadıktan sonra ben toplum analizi yapamam. Ben şu toplum neye böyledir, işte bak İslam böyle de demek ki bu da onun ürünüdür diyemem. Şimdiki Müslüman toplumlar İslam'ın ürünü değildir. Kalıntılarını içeren ve fakat tamamen kafası başka anlayışlarla, İslam dışı zihniyetle boyanmış veya şartlandırılmış insanlar topluluğudur. Ama bu insanlar İslamiyet'e muhabbeti olan, sevgisi olan insanlar olduklarını söylüyorlar. Doğrudur. Gerçekten İslamiyet'e muhabbeti olan insanlardır. Ama bu insanlar İslam'ın eğitimiyle bir medeniyet oluşturdular demek yanlıştır. Biz hepimiz ne kadar İslami eğitim aldık arkadaşlarım? Hepimiz, bakın buradaki insanlardan bu işlerin uzmanı olanlar var. Mühendislik eğitimini aldık.
başka bir eğitim aldık. İslam'ın kendisini öğrenmek için ne kadar eğitim aldık ya da ne kadar eğitim alma imkanı tanındı? Gidin alemi İslam'a kendiniz bir eğitim yapmaya başlayın. Sayayım şimdi, bakın Suudi Arabistan'a gidin, kendiniz bir dini eğitim yapmaya başlayın. İkinci gün adresinizi kaybedersiniz, kaybolur gidersiniz arkadaşlar. Bu kadar basit olay. Nereye gitti bilmiyoruz. Yeter ki o hakimin istediğinin dışında bir şey yaptığını ortaya çıksın, adresin kaybolur, kimliğin kaybolur, gidersin. Ne hanımın ne çocukların senin nerede olduğunu bilemezler artık. Başka İslami ülkelerde böyle isim sayarak kötülemek için söylemiyorum da, yani insanlar biliyorlar. Yok, gidin Suriye'de bir camide oturun, iki ayet anlatmaya başlayın bakayım. Yanlış ya da doğru hiç önemli değil. İkinci gün sen ve caminin imamı kendisini hapiste bulur. Vakamız bu arkadaşlar. Türkiye'de ben bir şurada açacağım da bir dini bir eğitim yapacağım deyin, hemen gelir kapınıza ve ikinci gün sizi karakolda bulurlar. Siz din eğitimini özel olarak yapamazsınız. Devlet kontrolü altında olacak. Niye? Efendim, herkes kendi kafasından eğitim yaparsa ayrı ayrı din anlayışı çıkar. Kim yapacak ya? Kendisi seküler olduğunu, din laik olduğunu, dinle ilgisi olmadığını söyleyen otorite yapacak. Saçmalığa bak. Benim dinle ilgim yok diyor. Dini benim dediğim şekilde anlayacaksın diyor. Kardeşim, dinle ilgim yok, dini benim dediğim şekilde anlayacaksın. Ne bu saçmalık? İşte bu saçmalıklar bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Biz din eğitimini uzaktan komandalı, güdümlü bir şekilde kültür olarak öğrendik. Öğrenebilenlerimiz, öğrenemeyenlerimiz hiçbir şey öğrenmedi. Anasından babasından duyduğu, ocağın kenarında anasının babasının yemek pişirirken anlattığı hikayelerdir bizim din bilgimiz. Yok canım, biz bayağı eğitim yaptık diyen varsa işte hodri meydan, mikrofonu alsın konuşsun, ekran burada yazsın. Kaç kişimiz hangi ne kadar dini gerçekten şöyle kontrol edilmemiş bir şekilde aldık, alma imkanına sahip kılındık. Bunlar gösteriyor ki benim anladığım kadarıyla Müslüman toplumlar diye bilinen toplumlarda insanlar masumdur, Müslümandırlar. Ama bu toplumlar hiçbir zaman İslam'ı temsil edemezler, edemiyoruz, etmiyoruz, ettiğimizde iddia etmiyoruz. Ama ne yapıyorlar? İslami, Müslüman diye bilinen toplumlara gidip İslam toplumları diyorlar. İslam'ın yetiştirdiği ürünler diyorlar. Nerede pislikler var o toplumlarda, o pisliklerin resmini çekip nerede İslam'la hiçbir alakası olmayan insan, satılmış zihniyetli insan var, kravat ceket takmış, ben din adına konuşuyorum diyebilen tipler var veya tam onların istediği şekilde kafası tam ama tam şartlanmış tipik hoca diye çıkan tipler var, o tipleri konuşturuyorlar ve onların ağzından size, bize, dünyaya İslam tanıtıyorlar. Ve böylece insanların meraklarını, bunda da bir şey yokmuş diye ümitsizlikle, ümit kaynaklarını kırmak, yok etmek suretiyle insanların meraklarını öldürüyorlar. Bu dünyada oynanan en önemli oyunlardan bir tanesidir. Aklın varsa iyi düşün, iyi anla, dikkat et ve aynı hastalığa aman kapılma. Müslümanların durumunu savunmaya kalkma, Müslüman insanların halini, ama efendim iyi niyetli de, onun iyi niyetli olduğu için bunu da böyle kabul edelim deme. Müslümanlar açısından olaya bakma, İslam'ın bizzat kendisini konuş. İslam'ın bizzat kendisini anlamaya çalış ve bizzat kendisini anlatmaya çalış. Aman Müslümanların halini savunmaya kalkma. Müslümanın bir tanesi bağnazlık yapmış, şöyle bir şey yapmış. Ama ne yapsın, işte onu da şöyle kızdırdılar deme. Yanlış yaptı arkadaş.
İslamiyet'e göre bu yanlıştır de, İslami kaynaklarını öğrenmeye çalış, o kaynaklardan referanslı konuş. Yoksa kişileri savunma. Çünkü kişiler mutlaka eksiklidir, yanlış yapabilirler. Kişilerin yanlış yapabiliyor oluşlarını kabul ederek konuş. Kendi eksikliğini de, ama sen de Müslümanım diyorsun, böyle yapıyorsun dediğinde, tamam haklısın kardeşim, ben hem Müslümanım diyorum hem de yaptığım işin İslamiyet'le ilgisi yok, yanıltıyorum seni, özür dilerim diyeceksin. Yok efendim ben iyi niyetliyim, benim avam olarak beni kabul edin, böyle ne olacak dedim diye kendimi İslamiyet'le özdeşleştirmeye kalkma. İslamiyet'le kendini, İslamiyet'i temsil eden kişi olarak göstermeye kalkma. Ama de ki ben bir kaynaktan şunu okudum, bu kafama yattı, ben İslamiyet'i bu olarak biliyorum, bakma benim şikayetçi bir hayat yaşadığıma diyeceksin. Çünkü ben nefsine sahip olamayan, yanlış hareketler eden bir kişiyim deme mertliğini göstermemiz gerekiyor arkadaşım. Benim anladığım, benim görebildiğim kadarıyla mert olmamız lazım. Eksiğimizi açıkça itiraf edip bunun dinle alakasının olmadığını söylememiz lazım. Şimdi insanların haline bakıp insanların durumunu ve kendi durumunu, şahısını öne sürerek İslamiyet sanki öyle imiş gibi gösteren insana müellif devam ediyor konuşmaya. Seni kim tevkil etmiştir? Sana kim vekalet verdi? Din adına konuşabilirsin dedi. Fetvayı nereden alıyorsun? Hangi hakka binaen milletin namına, ümmetin hesabına İslamiyet hakkında hezyanları savurarak dalaletini neşir ve ilan ediyorsun? Milleti, ümmeti kendin gibi dal zannetme. Dalaletini kime satıyorsun? Çünkü o kişi ben böyle düşünüyorum diye anlatıyor. Fakat seslenmeden, sessiz bir şekilde Müslümanlar böyledir demeye getiriyor. Kişisel kanaatini söylüyor. Pardon, yanlış söyledim. Müslümanlar böyledir değil, İslamiyet böyledir demeye getiriyor. Kişisel kanaatini ortaya koyuyor. Burası İslamiyet memleketidir, Yahudi memleketi değildir demiş, ama bu tercümede var. Orijinal metinde olmayan bir ifade. Bu da ilginçtir. Orijinal metinde bu ifade yok. Çünkü bu ifade biraz usul itibariyle yanlış bir ifadedir. Saydınırsın'ın düşünce yapısına uymayan bir ifade olduğu için şüphelendim. Arapça orijinaline baktım, yok. Arapçada böyle bir ifade yok. Burası İslamiyet memleketidir, Yahudi memleketi değildir ifadesi Arapça orijinalinde yok. Ehli dikkatini arz ediyorum. Usul itibariyle yanlıştır da onun için insan şüpheleniyor bu nereden çıktı diye. Tercüme eden İyi niyetlerle koymuş buraya, ama iyi niyetle de koysa bu şekilde konuşmak yanlıştır. Yahudi memleketi, İslam memleketi, böyle şeyler söylemek yanlıştır. Çünkü memleket arzdır arkadaş. Bunun yeryüzü topraktır. Orada birisi yaşadı diye o öyle olacak değil. Çünkü cumhur mümininin kabul etmediği bir şeyin gazeteyle ilanı milleti dalalete davettir. Hukuku ümmete tecavüzdür. Bir adamın hukukuna tecavüz, cevazı kanuni olmadığı halde koca bir milletin, belki alemi İslam'ın hukukuna hangi cesarete binaen tecavüz ediyorsun? Ağzını kapat. Yani senin söylediklerin sana ait bir görüştür, senin kanaatindir, senin gözlemlerin, Müslüman diye bilinen insanların hayatında gözlemlediğin yanlışlıklardır, eksikliklerdir. İslamiyet ile alakası yoktur. Bu ayrımı yapmasını öğrenmemiz lazım diyor müellif. Yani burada yoksa tarihi kontekstinin içerisinde, bağlamının içerisinde hangi gazeteci bunu demiş, neden demiş, onlara girmeye hiç gerek yok. Usul itibariyle birisi bizim karşımıza geldiğinde ve dese ki ben bilmem nereye gittim, oradaki herkes Müslüman değil mi canım, %99 nüfusu Müslüman değil mi, aynen ne gördüm, aynen bizim Paris'teki üçkağıtçılıkların hepsinin İstanbul'da da olduğunu gördüm, ne fark var dediğinde, ne diyeceğiz? Ama efendim ya, işte sen Paris'te gittin, İstanbul'da yalnız Taksim'e gittin de ondan. Bir de Üsküdar'a gitseydin bak falan, yok. Kıvırtmaya gerek yok. Hiç senin söylediklerin hep haklıdır kardeşim. Hiç mazeret aramaya gerek yok. Evet, yani
bilgiçlik yapmak gibi olmasın da, Paris'te de gittik, İstanbul'da da bulunduk, pek bir fark yok. Bir tane Müslüman olmuş arkadaşı, yani yabancı, İngiliz diyelim, yabancı derler, kim yabancı kim yerli bilmiyorum da, İngiliz asıllı bir Müslüman arkadaş ve Müslüman olmuş arkadaş İstanbul'a geldiğinde olacak ya, İstanbul'u gezdiriyoruz şimdi, arkadaşa yeni bir dünya tanıtıyoruz. Ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi, ben buraya gelmezden önce Atina'ya gitmiştim dedi. Atina'dan buraya geliyorum. Sokaklara, insanlara, şöyle kültüre, hani insanların dünyayla olan ilişkileri, konuşma tarzlarına bakıyorum da dedi, Atina ile İstanbul'un pek bir farkı yok dedi. Aman alınmayın ha. Gerçek öyle arkadaşlar. İsterseniz gidin. İsterseniz gidin de görün, bir Atina'ya bakın, bir de İstanbul'a bakın. Ama burada ezanlar okunuyor diye burada İslam'ın hakikati yaşanıyor anlamına gelmez arkadaşım. Artık İslam'ın hakikati ayrıdır, insanların davranışları tamamen ayrıdır. Çünkü insanlar İslam'ın terbiyesiyle öyle yapmıyorlar, İslam'dan uzaklaştırılmanın terbiyesiyle öyle yapıyorlar. Zorla İslamiyet sökülüp atıldı İstanbul'da. Bir türlü de Anadolu'ya pek gelmedi zaten. Sen iyi dikkat edin, iyi dikkat edin, Anadolu'nun köylüklerinden bahsediyorum. İyi dikkat edin. Gerek yok savunmaya. Aman efendim, bizim camilerimiz İslamiyet taş yığınıyla temsil edilemez kardeşim. İslamiyet la ilahe illallah hakikatının temsilcisidir. Bir camiyi çok güzel döşemişim, süslemişim, bana ne, Hristiyanlar da kiliseleri süslüyor. Kaç kişi sinagogların süsüyle yarışabilir ki, her tarafı süs dolu. Bunlardan ben yanlış işler yapıldı falan, onlarla ilgim yok. İslamiyet ayrıdır, bir caminin taşının şöyle mimarinin harika olması ayrıdır. İslamiyet tevhid dinidir, ahiretin varlığına iman dinidir. Yaratıcının, kainatın yaratıcısının daima insanlara konuşuyor ve rehberlik yapıyor olduğunun dinidir. Resullerin her zaman aramızda mesajlarıyla canlı olarak bulunduğu inancıyla, anlayışıyla yaşamanın dinidir. Ne alakası var? Sokaklar darmış, genişmiş, bilmem neymiş, yok pencereler genişmiş, aydınlıkmış, kilisenin pencereleri darmış, çok da bir fark yok. İyice dikkat edin, kendinizi kandırmayın. Binalarla bir yeri Müslüman yapamazsınız arkadaşlar. İmanın, İslamiyet'in getirdiği inancın esaslarının bizim tarafımızdan algılanıp hayatımızı ona göre düzenlemekle Müslümanlık olur, eğer bir Müslümanlıktan bahsedilecekse. Yoksa zaten batılılaşmış bir zihniyetin yıllardır, neredeyse bir asıra yaklaşan yıllardan beri zorla diretilerek insanların kafasına yerleştirilmiş olan bir sekülerist dünya görüşünün zorla, mutlaka benim dediğimi okutacaksın, bunun dışında hiçbir okul açamazsın diyerek, kafaların, beyinlerin, hepimizin tamamen yıkanarak yetiştirilmiş bir toplumdan İslam'ın temsilciliğini yapmasını beklemek kadar da hamakat olmaz. Onu savunmak kadar da ahmaklık olmaz. Ne savunacağım ki? İslam'ın hakikatini savunurum anlayabildiğim kadar. Anlayamadığım yerde de mertçe ben bu işi anlamıyorum, bilmiyorum kardeşim diyorum. İçimizde hepimize soralım, yani ne kadarımız, kaç kişimiz Kur'an'ın belagatını çalıştı ki o belagat ile bana ulaştırılan iman hakikatlarının eğitimini alayım? Kaçımız? Hiçbirimiz. Haberimiz bile yok. Haberimiz bile yok. Yani ciddi olalım, samimi olalım, itiraf edelim. İnşallah anlarız. Demek ki buradaki hitapta Müslümanım diyen, Müslüman ülkesidir, bilmem nesidir, adı İslami bilmem ne cumhuriyetidir diyen toplumlara bakıp
İslamiyet'i anlamaya kalkarsak yanlış yaparız. O toplumlara bakıp İslamiyet'i anlatanların kasıtlı olduğunu bilip bizim dikkatle bu konuda hassasiyet kazanmamızı, hassas olmamızı herhalde burada rahatlıkla konuşabiliriz. Söylememiz lazım. Öyle bir yer toprağıyla, taşıyla Müslüman falan olmaz. İslam'ın hakikatleriyle Müslüman olur. Her insan zaten doğuştan Müslümdür. Ben bunu nasıl sapıttım diye bakacağım. Sapıtmadığım yerde nereden kaynaklanarak sapıtmayı nereden kaynaklanarak sapıtmanın gerçekleştiğini anlayacağım. Konumuz İslam ile Müslümanların birbirinden mutlaka farklı düşünülmesi gerektiğiydi. Konumuzla ilgili olmayan sorulara muhatap olmuyoruz. Özür dilerim. Devam ediyorum. Yine 1922'lerde yazılmış, o zamanın problemlerini gündeme getiren bir mesaj var burada. Ama biz bu mesajı güncelleştirmeyi ve kendi hayatımıza getirmeyi, uygulamayı becerebilmemiz lazım. O açıdan okumaya devam ediyorum. Yine Mesnevi Nuriye Hubab Risalesi'nin den parçalar okuyoruz ama takip ederek, atlayarak değil, parçaları okuyoruz. İlem eyyuhel aziz. Bir başka paragrafa geçtik şimdi. Paragraf başlıyor. Kafirlerin Müslümanlara ve ehli Kur'an'a düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Çünkü küfür imana zıttır. Mahaza Kur'an kafirleri ve aba ve ecdatlarını idam-ı ebediyle mahkum etmiştir. Şimdi bir daha okuyorum burayı. Dikkat edeceğiz bu noktaya. Ayrıca isterseniz ayeti kerimeler de var, bakmak isterseniz. Bunlar önemli noktalardır. Ama kelimelere, Kur'an-ı Kerim okurken çok dikkat edin, kelime yapılarına, terimlere çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela bir ayet-i kerime var isterseniz, şimdi ben açıyorum kendim, siz de ya not alın sonradan bakın ya da şimdi bakın, bilemiyorum. Ayet-i kerime ...60. surenin Tehne suresinin birinci ayeti. Buradaki mevzuya da işaret ediyor. Bir daha okuyorum konuyu, ondan sonra ayet-i kerimenin metnini ve kabaca da Türkçe, anlayabildiğimiz kadar Türkçe karşılığını söylemeye çalışacağım. İlem eyyühel hadis, konuyu bir daha okuyorum. Kafirlerin Müslümanlara ve ehli Kur'an'a düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Şimdi dikkat edin, bakın kafirden başladık, nereye geliyoruz? Çünkü küfür imana zıttır. Bak, dikkat ettik değil mi? Yani Risale'yi okurken böyle çok açık göz olacağız, çok açık olacağız, çok pür dikkat olacağız böyle bir kitapla, böyle kitaplar okurken. Bakın, kafirler Müslümanlara düşman diye başladı ve bu düşmanlığın nedeninin olarak küfrün iktizasıdır, gereğidir dedi. Neden diyorsun küfrün gereği? Çünkü dedi küfür imana zıttır. Yani artı ile eksi gibi. Artının olduğu yerde eksi, eksinin olduğu yerde artı olmaz. İmana zıttır. Birisi kainatın yaratıcısı falan yok, kendi kendine oluyor diyor, diğeri var diyor. Birbirine zıttır. Bu zıtlık bize şunu anlatıyor. Arkadaş, düşmanlık, fiiliyatta gördüğümüz düşmanlık, insanlar arasındaki gördüğümüz davranış zıtlıkları aslında itikadın, inancın, anlayışın birbirine zıtlığından kaynaklanır. Buna dikkat ediyoruz. Mahaza, bununla beraber şunu okuyorum. Çünkü küfür imana zıttır cümlesini tekrar ediyorum. Küfür imana zıttır. Yani kafir mümine zıttır ama kaynak küfür imana zıttır.
Mâhâze, Kur'an kafirleri ve âba ve ecdatlarını idam-ı ebediyle mahkum etmiştir. Yani Kur'an diyor ki, yalnız sen değil, senin gibi düşünen, senin sevdiğin herkes idam-ı ebediye gidecek. Yani sen öyle düşünüyorsun ya, yok olup gideceğim, mahvolup gideceğim diye, işte öyle bir cezaya çarptırılacaksın. Bunun önemi şurada, aramızda mahkum var. Bir ara mahkumun bir sorusu vardı da. Onunla çok önemli bir soruydu. Çok önemli bir durumdur arkadaşlar bu. Çünkü bu konu hepimizi ilgilendiriyor. Neden? Sen bana desen ki sen yanlışsın. Şimdi ben bir şeyler konuşuyorum. Bir anlayışım var ya, dünya şöyledir, şöyledir, varlık böyledir, böyledir diyorum. Ve diyorum ki işte ben böyle düşündüğüm için, böyle anladığım için kurtuldum diyorum. Adam şöyle şöyle olursa kurtulursun diyor. Birisi gelip bana diyor ki senin bu anlayışın yanlıştır. Bu anlayışın kurtuluş vesilesi olamaz diyor. Birisi bana gelip bununla insan kurtulmaz diyor. Ben bu cümleyi duyduktan sonra, eğer o cümleyi söyleyen kişinin gerçek bir şeylere dayanarak söylediğini hissedersem, yahu bu kişinin söylediğinde doğruluk payı var galiba dediğimde ne yapıyorum? Beni bir ter basıyor arkadaş. İyi dikkat edelim buraya kardeşlerim. Beni bir ter basıyor. Ne teri basıyor biliyor musunuz? Yalnız kendimin, ben kurtuldum demiştim ya, kurtulanlardan değilim galiba, ben atıyorum kafadan. Kurtulmuşlardan sayıp eyvallah deyip işime bakıyorum ama böylece de kurtulmuş olmuyorum galiba. Ulan bu bela nereden çıktı başıma? Ne güzel dünyamı yaşayıp gidiyordum. Bu beni rahatsız etti. Yalnız böyle demekle kalmıyorum. Arkasından neler geliyor biliyor musunuz? Yalnız ben değil, benim gibi olduğunu söyleyen sevdiklerim de gitti diyorum. Onlar da kurtulmadı. Annem de gitti, babam da gitti. Kurtulanlardan olamadılar. Çünkü zaten onlar da böyle inanıyorlardı diyorum. Böyle düşünüyorlardı diyorum. Yanlışımız ortaya çıkınca, yalnız ben değil, aba ve ecdadım da yanlış yapmış deyince bir paniktir, hayır olamaz isyanları başlıyor, anlıyor musunuz? İnsanız biz, sevdiklerimizle beraber kurtulmak istiyoruz. Burası çok önemli. Bir yerde yangın varsa o yerde önce kendimizi kurtarmak değil, sevdiklerimizle beraber kurtulmak için çoluğumuzu, çocuğumuzu, anamızı, babamızı da kucağımıza alıp yangın fırtınasından kurtulmak için dışarıya atmaya çalışıyoruz. Hatta öyle zamanlar oluyor ki insanlar çocuklarını kurtarmak için kendileri yanıyorlar. Sevdiklerini kurtarmak çok önemlidir insan için. İman yalnızca sana ebedi saadet vereceği müjdesi vermiyor. Eğer bu imanı elde edersen yalnız kendin ebedi saadete ulaşacaksın müjdesini vermiyor. Böyle inanan, benim sevdiğim herkes kurtulacak diyor. Sevdiklerinle beraber kurtulmanın sevinciyle imanın lezzetini taşıyorsun, imanın lezzetini yaşıyorsun. Onun için insan tek başına yaşayan bir varlık, mahluk değildir. İnsan sevdikleriyle beraber yaşar. Biraz daha ileriye gideyim. İnsan sevdiği Allah'ıyla beraber yaşar. O Allah'ı kaybederse, yani onu sevdim zannettiği halde sevdiğinin temellerinin esassız olduğunu anlayıverirse panikler yaşar. Bu çok önemli bir hakikattir arkadaş. Onun için yalnız Kur'an yalnız insan kafirleri, inançsızları, siz hayatı kaymış kişilersiniz diye muhatap olmuyor. Hepiniz aba ve ecdadınızla beraber yokluğa, cehenneme, ebedi azaba
müstahak olacaksınız diyor ve insanlar bu tahammüle, buna tahammül edemiyorlar, bunu yüklenemiyorlar. Bu ter neden bazılarını basıyor da bazılarını basmıyor peki? Evet, kendisinden emin olanla olmayan arasındaki farktan kaynaklanıyor. Ve emin olmayan kendisinin de emin olmadığını görünce başta kendisinden başlayıp hepsini kaybettiğini düşünüyor. Diğer emin olanlar, evet bu söylenen doğrudur, hakikat budur, bu hakikati ben tasdik ediyorum diyenler, hakikatin hatırı, hakkın hatırı için hakikate talip olmayanlara acıyorlar, talip olun diyorlar, talip olsunlar diyorlar. Sevdiklerinin de talip olması için çalışıyorlar. Yoksa hep beraber o yanlışın içerisinde ne olur benim yanlışımı söyleme çabasının içerisine girmiyorlar. Bizim hatamızı ortaya çıkartma, yoksa hep beraber batıyoruz diye. Ya kardeşim düzelt. Hakikati gör, düzelt. Sen de düzelt. Sana da anlatayım bunu. Gel beraberce konuşalım, tartışalım. Kendi emniyetsizliklerinden kendileri batınca sevdiklerinin de batmasıyla battığını görmekle beraber hepten altından çıkılmaz bir içinden çıkılmaz bir halin içine düşüyorlar. Ama kendinden emin olan, ah ben bunu bunlara nasıl anlatırım diye şefkatle onlara yönelmeye, anlatmaya başlıyor. Meseleyi örtbas etmiyor. Vicdan, tamam meseleyi örtbas etmeyince vicdan rahat ediyor. Meseleyi örtbas etmeyenin vicdanı rahat etmediği için çok problemler yaşıyorlar. Çünkü biliyorlar ki kendilerini kandırıyorlar. Göz göre göre lades yapıyorlar. Ama ne yapalım? Biz de bunlara yine şefkatle muhatap olmamız lazım. İnşallah. Peki. 60 Mümtehine suresinin 1. ayeti, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu la tettehizu aduvi aduvekum evliya تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Sadakallahu aleyhi ve sellem. Bizi bu ayetin tümü değil, baş kısmı, ey iman edenler, bana ve size düşman olanları dost edinmeyin, siz onlara muhabbet gösterip sırlarınızı açıklıyorsunuz diye o özel konuya geçiyor. Çünkü bana düşman olanlar size de düşman olacaklar. Mesele bu. Meselemiz bu. Allah'ın düşmanı, yani Allah'a inanmayıp yok öyle bir şey diyen insan, ona öyle inan, varlığına inananlar, o vardır, o senin yaratıcındır diyenlere düşman olmak zorunda kalıyorlar. Ayet-i Kerime'nin sırrı buydu. Yani la tettehizu aduvi aduvekum evliya, yani benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı nasıl okuyoruz? Ve dolayısıyla sizin düşmanlarınız. Konumuza bakan tarafı bu. Ve benim düşmanlarım ve dolayısıyla sizin düşmanlarınız. Size düşmanlar. Demek ki Allah'a düşmanlık fikri o Allah'a inananlara düşman olmaya yöneliyor. Yani buradaki söylediği iman küfre zıttır. Bir kişi, affedersiniz, küfür imana zıttır. Esas meselemiz o. Küfür imana zıttır. Bir insan yaratıcıyı inkar ederse, o kişi
yaratıcıya, yaratıcının varlığına inanana düşman olur. Esas meselemiz bu. Esas üzerinde durmamız gereken bu. Niye insanlar Müslümanlardan rahatsız oluyorlar? İslami bir hakikat ortaya çıktığı zaman bunu hemen örtbas etmek istiyorlar. Ama efendim bugünkü dünyada, çağımızda diye başlıyorlar meseleyi dolandırmaya. Neden böyle yapma ihtiyacı hissediyorlar? Çünkü imanın hakikatına karşı gelen bir anlayışa sahipler. Onun için imana karşı oldukları için, yani küfürde oldukları için, imana zıt olduğundan imana sahip olanlara fiziken düşmanlık gösteriyorlar. Senin başının örtmesine adam karşı çıkıyor. Niye canım, sana ne, ben başımı istediğim gibi örterim. Sen başına benim bir saç yaptım, ben usturaya vurdum. Sana ne kardeş, sen ne karışıyorsun? Ben ne yaparsam yaparım. Açarım da kapatırım da, sen ne karışıyorsun? Dediğin zaman yok, başını örtemezsin diyor. Yok, burada namaz kılamazsın diyor. Ya sana ne kardeşim? Sen yemeğini yiyorsun, öğlen yemeğini. Ben de öğlen namazını kılıyorum. Sana ne? Senin cebindeki parayı alıp koymadım ki, tatilimde namaz kılıyorum. Yani o müsait zamanda namaz kılıyorum. Seni niye rahatsız ediyor benim namaz kılmam? Çünkü o kişi sana düşman değil. Senin inandığına düşman. O kişi Allah'ın düşmanı. Onun için müminlere, Müslümanlara, o imanı hayatında yaşayanlara düşmanlık gösteriyor. Ayet-i Kerime'de bize bunu söylüyor. İyi dikkat etmek lazım. Kişilerle işimiz yok ama kişiler neden Müslümanlara saldırıyor, müminlere saldırıyor, müminleri neden düşman olarak görüyorlar dedikleri zaman Müslümanlara düşmanlık yapılıyorlar diye gösterdikleri, sorduğumuz zaman mesele kişilerin arasında olan bir mesele değil, mesele iman ile küfür arasındaki olan anlaşmazlıktan, uyuşmazlıktan, çelişkiden, zıtlıktan kaynaklanıyor. Bunu anlamamız lazım. Yani kişi sana saldırdığı zaman zannetme senin yok kara kaşına, ne derler, siyah gözüne karşı bir sevgisi var ya da düşmanlığı var. O kişiye bakamam. Bu kişinin benimle derdi yok. Bu kişinin derdi inanç meselesiyle. Ona nasıl yaklaşabilirim diye. O sana dese ki git burada seccadeni alıp atsa, başındaki örtüyü çekip atsa diyeceksin. Bu kişinin şahsi değil bizim meselemiz. Ona şahsi karşılık vermek anlamsızdır arkadaşım. Eğer o kişiye karşılık vereceksen inançsızlığına cevap ver. O kişiyi inançsızlık düşüncesinin yanlış olduğu konusunda ikna et. Sen benim başımı başörtümü zorla açarsan ben de sana zorla başörtü taktırırım diye işi kişisel baza indirme. Metot olarak çok önemli. İşi kişisel kavgalara indirme. Efendim biz başımızı açtırmazlar, bizi yönetime geldiğimiz zaman biz de onlara nasıl böyle bilmem ne gibi başlarını örttürürüz deme. Mesele o değil çünkü. İmanın hak olduğunu anlat o kişiye. Ve o kişiden inancın hakkaniyetini anlamadığı sürece sana şahsen düşmanlık yapacağını bil, ama bu demektir ki sen de ona şahsen düşmanlık yapacaksın. Hayır. Biz onlara şahsen düşmanlık yapmayacağız. İnançlarının yanlışsız, yani inançsızlığın, küfrün yanlış olduğunu anlatmak zorundayız. Biz hakikati anlatmak zorundayız, göstermek zorundayız. Onlar bize şahsen saldıracaklar, biz onlara imanın hakkaniyetini anlatacağız. Ama bunun için önce imanın hakkaniyetini öğrenmem lazım. Politik bazda, fiziki bazda, kişisel bazda onlarla kavga edip de senin makamın benim makamın durumuna gelmemem lazım. Bunlar önemli prensipler. Makam kavgasına girdik mi sen ben olur. Halbuki biz inancın doğruluğu ya da yanlışlığı noktasında insanlara muhatap olmamız lazım. Fark çok önemli. Onun için bu kitapların müellifi kesin sakın ola ha yönetimi ele geçirmeye falan kalkarım politikalarına girme. İmanın hakkaniyetini anlatmaktan başka bir işe karışma şimdi. Onlar hakikati gördükten sonra zaten senin dostun olacak. Bilmiyor musunuz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı 13 yıl öldürmek için her türlü çabaya başvurmuş olanlar sonunda sahabe oldular, yıldız oldular, bizim rehberlerimiz oldular. Bunun kaynağı nedir arkadaşım?
Resulullah'ın onlara imanın hakikatini ulaştırıp kalplerinin değişmesini sağlamasıdır. Bir kafir sanki öldürüldü, onun yerine yeni bir iman sahibi mümin kazanıldı. İki iş birden yapıldı. Kişiyi öldürsen öldürürsün, mümin olmaz ki. Faydası yok ki. O sana saldırdı diye sen de ona saldırmasın. Yani savaş şartlarından bahsetmediğimizi biliyoruz. Burada usul olarak ne takip edilecek? Kişiyi iman kazandırdığın zaman bir kafir ölür, bir mümin kazanır. İki kişi kazanır. Bir kafirin yokluğu kazanır, bir de müminin varlığı kazanır. Onun için imanın hakikatlerine ulaştırmak birinci prensiptir. Meseleyi şahsi kavga, makam kavgası, maaş kavgası, yok burada sen olacaksın, yok makam arabasını ben alacağım, müdür sen olacaksına getirdiğimizde mesele kişisel kavgaya dönüşüyor. Karşındaki kişi benim makamımı almaya çalışıyor diyor. Bana imanın hakkaniyetini anlatmaya çalışıyor diye anlaması mümkün değil arkadaşım. Bunu anladıktan sonra neden kafir diye bilinen insanların müminlere saldırmasına karşı mümin diye bilinen insanların da imanın hakikatini kafirlere anlatması lazım geldiği usulü çok önemli olduğunu anla. Neden bu kitapların müellifinin aman sakın ola ha siyasete girmeyin demesi dediğini anla. Yoksa saf dillikle yok efendim hep onlar mı bizi yönetecekler, biraz da biz kendimizi yönetelim. Sen kimsin? Sen kendini tarif edebiliyor musun? Önce ona bir bak. Dikkat et. İyi dikkat et. Kavgayı şahsi menfaat alanına getirme. Kavgayı imanın hak, küfrün batıl olan olduğu bazında, alanında tut. Çok önemli. Çok önemli. Neden? Neden Bediüzzaman ille de politikadan, makam kavgasından, bir yerleri ele geçirmekten, artık yeter be biraz da biz iyi maaşlar alalım demekten uzak durun dediğini iyi anlamak lazım. Bana bu Kur'an'ın, Resulullah'ın usulü gibi geliyor. Binaenaleyh konumuzu devam ediyorum. Müslümanlarla ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kafirlere muhabbet boşa gidiyor. Bu sefer biz de dikkat edelim. Müminlerle, Müslümanlarla muhabbeti mümkün olmayan o kafirlere muhabbet etmek, yani onun şahsına muhabbet etmek boşa gidiyor. Onların muhabbetiyle karşılaşamayız. Karşılaşamaz. Onlardan medet beklenilmez. Ancak hasbunallahu ve ni'mel vekil diye Cenab-ı Hakk'a iltica etmek lazım. Bakın çareyi ne güzel verdi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyerek Cenab-ı Hakk'a iltica etmek, yani Allah'ın hak olduğu esasında sabit kalmak lazım. Yoksa o kişiye şahsi olarak saldırmak değil, şahsi olarak da o kişinin takındığı tavrı, yaşadığı medeniyeti mukallidane taklit edercesine aynen kendi dünyama taşımamam lazım. Ona hak olduğunu anlatmam lazım. Eğer o hak bende varsa. Çekiç söylüyor bir şey, onu okuyorum. İmanın hakikatini anlatmak gibi bir misyon ancak o hakikati tatbik eden ya da etmeye çalışanların işi mi? Çünkü ötede, öteki halde sadece hipokrasi gibi görünüyor. İşte çekiç hangi çekiç, buna çekiç abla mı çekiç abi mi diyeceğim bilmiyorum. Herhalde bilmiyorum. Sibel abla mı diyeyim? Peki, doğru söylüyorsun. Güzel bir nokta. Oldu. Güzel bir nokta. İyi dikkat ediyoruz. Şimdi çok güzel bir cümle, çok oturaklı, çok yerinde, kaliteli bir soru. Konumuzda direkt ilgili, Allah razı olsun. İmanın hakikatini anlatmak için, anlatmak gibi bir misyon. Ancak o hakikati tatbik eden ya da etmeye çalışanların işi mi? Peki bir dakika. O hakikati tatbik eden, bir dakika. O hakikati tatbik etmekte ne anlıyoruz? Özür dilerim, sizi böyle hemen yanıldınız, siz yanılıyorsunuz demek anlamında değil, ama bir algılama yanlışlığı içerisindeyiz.
İmanın hakikati Allah bir. O hakikati tatbik edenden maksat hemen aklımıza camiye giden mi? Gelmiyor mu? Hemen aklımıza namaz kılan mı? Gelmiyor mu? İşte bu yaklaşımın yanlışlığıdır bizi bu konularda samimi olarak düşünmeye sevk eden. Kardeşim, siz imanın hakikatini bir ise, imanın hakikatini anlamışsa, o hakikati kendine mal ettiyse, işte tamam, kendine mal etti mesela. Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu anladı. İşte bu hakikat, ona göre dünyada yaşıyor ne demek? Allah var diye yaşıyor. Biz hemen ona göre dünyada yaşamak deyince namaz kılıyor, oruç tutuyara geçiyoruz. O da bir aşamadır ama imanın hakikatinin yaşanması, hayata tatbik edilmesi demek, Allah var, benim yaratıcım var, benim sahibim var, bu dünyada beni misafir eden birisi var ve o birisi bu kainatın sahibidir, ben onun misafiriyim burada deme hürriyetini, huzurunu kazanmış bir adamın yaşaması, bu duyguyla yaşaması demektir. Ama bundan başka yok mu? Var. Ama kardeşim, sen bu duyguyla yaşayan birisiysen bunu başkasına anlatmak için ne tatbikinden bahsediyorsun? O başka bir konudur. O mesela diyelim efendim namaz kılma meselesine geldi. Kendisi namaz kılmayan bir adamın başkasına namaz kıl demesi dediğiniz gibi hipokrisi gibi görünüyor. Yani böyle ne derler, göstermelik gibi görünüyor. Kendisi kılmıyor ama ona bile benim söyleyeceklerim var. Namaz kılması gerektiğini bir başkasına söylemek isteyen kişi bakıyor ki kendisi namaz kılmıyor. Kardeşim, kendin namaz kılmıyorsun, bu bir konudur, doğrudur, yanlıştır. Ama namaz kılınması gerektiğine inanıyor musun? İnanıyorum. Bunun doğru olduğuna kalbin mutmain mi? Mutmain. Onu söyle. Namaz kılınması gerek arkadaş de. Vallahi ben kılmıyorum ama çok ızdırap çekiyorum veya bu benim ayrıca bir noksanlığımdır, zafiyetimdir, eksikliğimdir. Tamam, ama ben namaz kılınması gerektiğine inanan birisiyim. O halde bu inancımı seninle paylaşıyorum de. Neden namaz kılmıyorum diye, namaz kılınması gerektiğine dair olan inancım, ki o benim hakikatimdir, onu bir başkasıyla paylaşmayın. O benim hakikatimdir. Ama ben namaz kılmadığım halde tutup da birisine kalk, bilmem kim, çocuğum ya da babam ya da arkadaşım veya yanında çalıştığım kişi, kalk namaz kılman desem, sen kendin kılmıyorsun ki der. Doğru söyler. İşte burada haklısın. Bunun dışında haklı değilsin Sibel abla. İyi dikkat et. Çok yerde bizim dikkatimizi kaçırıyorlar. Böyle ben size bu konuda Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözünü de nakledeyim de kalbimiz rahat etsin. Hazreti Ali diyor ki, sen kendin uygulayamasan bile uygulanması gerektiğine inandığın hakikati başkasına anlat diyor. Anladınız mı bilmiyorum. Çünkü onun uygulanması gerektiğine inanıyorsun. İşte o inancını da paylaşıyorsun. Efendim Sibel abla diyor ki, ben de ona işaret etmeye çalıştım diyor. O zaman anlaştık. Allah razı olsun. Demek ki İslamiyet'te din adamı diye bir sınıfın olmamasının nedeni de bunlardan kaynaklanıyor. Öyle birileri olacak da kendilerini yetiştirecekler de onlar bu görevi yapacaklar, biz de yeme içmemize devam edeceğiz diye bir anlayış İslamiyet'te kesinlikle yok. Zaten Kur'an'da ruhban sınıfını ortadan kaldırdığını açıkça söylüyor ve zaten pratikte de öyle bir din adamı diye bir şey yok. Herkes kendi inancının dinini yaşıyor ve paylaşması lazım. Biz de ne kadar neye inanıyorsak, neyi hak biliyorsak onu paylaşmak zorundayız. Sen kendin namaz kılmıyorsun, başkasına namaz kılmak gerektiğini anlatıyorsun diyen kimse yalan söylüyor, yanlış söylüyor. Sen kendin namaz kılmıyorsun, başkasına zorla namaz kıldırıyorsun dese doğru, itirazında haklı.
ama ben namaz kılmıyorum ama namaz kılınması gerektiğine inanıyorum ve bu inancımı paylaşıyorum diyebiliriz ve bunu da yapmalıyız. Çünkü insanı zafiyetimiz var, yapamayabiliriz. Ben namaz kılmayı klasik bir örnek olarak aldım. Yoksa bir kişiye sen namaz kılmıyorsun demek için değil. Bir kimin ne yaptığı beni ilgilendirmez. Yani namaz kılmak klasik bir örnektir. Amel deyince akla gelir. Demek ki imanın yaşanması. Sen Allah'ın bir olduğunu inanıyor musun? İnanıyorsun. Niye bunu başkasına söylemiyorsun? Niye bunu muhtaç olana ulaştırmıyorsun? Allah birdir, kainatın sahibi birdir. Benim şu dünyada beni misafir eden ev sahibim var. Ben bunun huzurunu yaşıyorum diyorsan ve bu huzuru neden bir muhtaçla paylaşmayasın? Çünkü o senin gerçeğin. Bu gerçeğimizi paylaşabiliriz. Evet. Demek ki burada Müslümanlarla ülfet ve muhabbeti mümkün olmayan kafirlere siz de muhabbet edemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de de böyle ifadeler var. Onlara muhabbetiniz boşa gidiyor. Onları dost edinemezsiniz. Muhabbetleri, sözleri var. Onlardan medet beklenilmez sözleri var. Bu ayetlerden anlayacağımız nokta biz, evet, kafirlerin bize saldırmasına karşı biz onlara şahsi karşılık vermek yerine sen bana karşı mısın, ben de sana karşıyım, sen bu makama gelmesen atarım seni oradan, ben bu makama gelirim demek tamamen yanlıştır. Kardeşim sen hakikati bilmiyorsun, müsaade edersen sana anlatayım demek doğrudur. Ama onun kafir olan haline de muhabbet edemezsin. Kafir olan haline, dikkat edin, kafir olan haline de sevgi gösterip onunla o kafir olduğu haliyle ittifak edemezsin. Ya onun küfründen kaynaklanan hareketleri reddeder, onun küfrünün yanlışlığını onlara anlatmak, izah etmek durumundayız. Özellikle kendisi burada var, epey arkadaşım görüyorum. Batı dünyasında kendisine kafir dediğimiz, ki ben böyle bir şeyler yapmam inşallah, yapılmasında doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü kimin kafir, kimin mümin olduğunu tamamen kaybettik şimdi. Bilemiyorum. Her türlüsünden her yerde çıkıyor. Onun için böyle bir ayrımın kesinlikle doğru olmadığına inanıyorum ama kendisinin Müslüman olmadığını söyleyen kişilerin, bulunduğu toplumlarda, çevrelerde yaşayan kişilerin bu ayrıma çok dikkat etmesi lazım. Yani onlara bizim imanın hakikatini aktarmak için çalışmak veya muhatap olmak görevimizdir. Burada ancak hasbunallahu ve ni'mel vekil diye Cenab-ı Hakk'a iltica etmek lazım. Yani bizim bildiğimiz hakikata sığınmak, onların yanlışlarıyla olan davranışlarına, toplumsal oluşumlarına, yönetimlerine, sosyal hayatlarına ne müdahale etmek ne de muhabbet etmek, yani onlara katılmak doğru değildir. Bunlar her zaman için problemlerdi, fakat bu eserin yazıldığı 1922 senesinin en önemli problemleriydi. En önemli problemleriydi. O dönemlerde en çok konuşulan konulardı. Biz artık onları konuşmuyoruz, öyle bir problemimiz yok değil. Var da biraz da kendimizi kaptırmışız. Artık yani tabi olmuşuz, gidiyoruz. Hepimizin gönlünde hayranlık, Batı dünyasının ulaştığı ekonomik düzey hayranlığı, teknolojik düzey hayranlığı, onların şuralarda burada hakimiyet kurma hayranlığı, onların şuralarda buralarda savaşta galip gelme hayranlığı, silah çokluklarının hayranlığı, para çokluklarının hayranlığı hepimizin kafasını, kalbini işgal etmiş durumda. Artık onları sorgulamıyoruz. Zengin olanlar itibarı aramızda daha çok var. İsterseniz deneyin. Şöyle bir dini toplantıya gidin. Dini toplantıda zengin olan birisinin geldiğini görün bakayım. Nasıl yerler açılıyor? Nasıl iltifatlar? Hoş geldiniz abi falan. Ayakları nasıl? Nasıl? Ama sıradan birisi böyle benim gibi işçi emeklisi geldiği zaman yüzüne bakan bile yok. Çünkü belli. Anlayış belli. Anlatabildiysem eğer çok özür diliyorum. Burada
Ben burada durup inşallah bir telefon devamlı çalışıyor, ona da çalıyor, ona da cevap vermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.